Herkese merhaba. Bugün 12 Ağustos 2020. Çarşamba. Ağustos ortasındayız ve gerçekten sıcak, sıcaklar kavuruyor. Yaşadığım İngiltere'de de alışılmışın dışında 30 derecenin üzerinde gidiyor sıcaklıklar. Yaklaşık 10 gündür 10 günü de geçti. Üst üste 10 gün Londra ve civarında 30 derecenin üzerinde bir hava görülmüş bir şey değil. E, küresel ısınmaya dikkat çeken var. Evet. Dünyanın iklim dengesinin bozulduğuna dikkat çeken var. Her ne hal ise bundan sonra anormal belli ki sıcaklıkları sonraki yıllarda da yaşayacağız. Beşinci yazdır bu ülkedeyim, İngiltere'deyim. Emin olun ilk dört yaz bu kadar sıcak olmamıştı. Belki de gittikçe biz de kendi kişisel tarihimizde yeni bir takım iklimsel değişikliklere bulunduğumuz yer itibariyle tanıklık ediyoruz, edeceğiz. Gemiden atlayan bahçeli olacak, evet, e, popüler bir konu. E, 2020 yılını atlatamayacaklar demiştim. Çok da tepki geldi, eleştirildi. E, onunla ilgili konuşacağız. 2020 yılını atlatamayacak olan AKP iktidarı, Erdoğan iktidarı. Ama bu Türkiye'de bir rejim değişikliği olacak, başkanlık sistemi gidecek, parlamenter sisteme dönülecek, eskisi gibi işte efendim kazanan partinin e, ne bileyim şey seçimlerde. Hür seçimlerde iktidara geldiği, koalisyonların kurulabildiği filan bir Türkiye ne zaman olur olur mu? Bundan emin değilim. Benim bu, bu yönde bir kehanetim yok. Olamazdı. Bu yönde bir şey söyleyen de zaten bir tür kehanette bulunur. Bu hiçbir biçimde öngörülebilen, öngörülen bir şey değil. Ama mevcut iktidarın, mevcut partinin, mevcut liderin, mevcut ismin artık gerçekten suyunun ısındığı ve bütün siyasi iddiasını kaybettiği, yeni bir öyküsünün kalmadığı, desteğini de gün geçtikçe yitirdiği ve artık yani ona destek veren veren insanların da, ona destek veren grupların da illallah ettiği, yakası yıktığı bir noktada bunu görebiliyorsunuz. Ama Türkiye iyiye gider mi? Başka biçimde bu başka sonuçlar doğurur mu? Bu gerçekten siyasi bir kehanet, çok fazla öngörülebilen bir konu değil. Bir diğer tarafıca bu ee, ve birlikte bakacağız ee, gemiden atlayan Bahçeli olacak meselesinin analizini birlikte yapacağız. Bir diğer konu da dünyada çok hareketli özellikle Amerika ee, demokratların başkan adayı olması artık kesinleşen e, gibi bir şey olan. Çünkü resmen kesinleşmesi ay sonunda Joe Biden gene cumhuriyetçilerin başkan adayının da Trump olacağı %99 ama hani kesinleşmesi gene ay sonunda resmileşmesi daha doğrusu Joe Biden şey olarak başkan yardımcısı olarak bir kadını seçti ve resimdeki Kamala Harris 55 yaşında bir avukat hukukçu son yıllarında Kaliforniya'da savcılık yapmış adalet Bakanlığı yapmış bir isim bir siyah esasen orijin olarak anne Hintli baba Jamaikalı kalı ve annesi de babası da iyi eğitim görmüş insanlar ve eğitim için Amerika'ya göç etmiş insanlar. Annesi e, göğüs kanseri uzmanı, babası e, ekonomi profesörü ve kendisi de doğma büyüme Amerikalı çok iyi eğitim almış bir kadın. Hem kadın hem siyah hem genleri Hint ve jamaik asıllı olması itibariyle çok ilginç bir profil ve gerçekten Joe Biden'dan güçlü bir hamle. Joe Biden 78 yaşında ikinci dönem aday olmayıp yerini Başkan yardımcısı Kamala Harris'e bırakabilir. Böyle bir ihtimal de var tabii. Her şeyi bu yılki seçimlerde Joe Biden'ın kazanma ihtimali üzerine kuruyoruz. Trump'ın eli gittikçe güçleni, güçleşiyor ve eli güçleniyor. Joe Biden'ın eli güçleniyor. Trump'ın eli zayıflıyor. Doğru kelime bu. Bakalım önümüzdeki 3 ay neler getirecek. E, Türkiye'de çok hareketli. Mesela İsmail Saymaz demiş ki Muharrem İnce yarın 10.30'da Ankara'da basın toplantısı düzenleyecek. Kılıçdaroğlu ise yarın akşam saat 19'da Meral Akşener ile İzmit Belediyesi'nin bazı açılış etkinliklerine katılacak. İki lider hem Cumhur İttifakı'na hem İnce'ye karşı birlik mesajı verecek. Bakalım ne olacak, nereye gidecek. Fakat biraz, daha, biraz sonra yapacağım analizde bütün bu unsurları da hatırınıza getirin. Muharrem İnce'nin basın çıkışı, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun ittifak tazelemesi falan, saflar e, sıklaşıyor ya da saflar yeni pozisyonlar alıyorlar. Bu da bir Trump incisi olarak gelsin. Seçimi kazanamazsam ABD'liler Çince öğrenmek zorunda kalacak demiş. Evet, büyük yalanlar söylemeye başladık ki zaten kendisi bir yani gerçekten tuhaf bir insan Amerikalılar başkan seçtiler. E, yakın çevremde söylediğim şeyi burada da söyleyeyim. Yani Amerikalılar bundan sonra benim karşıma çıktıklarında yani hiç kusura bakmayın hiçbir şey de söylemeyin. Siz Trump gibi bir adamı başkan seçtiniz ve 2016-2020 arasında o ülkeyi idare etti derim. Trump gene seçilirse zaten bir daha Amerikalıların kafayı kaldıracak hali yok. İki, Trump cumhuriyetçiler tarafından aday gösterilirse ki %99 ihtimal aday gösterilecek bu ay sonunda. Dolayısıyla cumhuriyetçilerin de iki dönem böyle bir adamı aday göstermeleri vesaire Karşıma çıkan bir Amerikalı olursa, hele hele bir Cumhuriyetçi olursa, bana söyleyecek hiçbir şey olmaz çünkü şu yaşanan dönem onlar açısından yeterli, artar. Ha, Amerikan demokrasisi, evet, Amerikan demokrasisi ama bu kadar hata yapan ve bu kadar yalan söyleyen ve sicili böyle berbat olan birini siz iki dönem başınızda tutuyorsanız, hatta ikinci dönemde aday gösteriyorsanız, başka tarafa akıl vermeyin. Derim karşıma çıkan Amerikalıya diyeceğim de zaten. Ve evet güncel tartışma, güncel konu e, Akşener, e, Erdoğan e, meseleleri ve elbette e, bu konu nereye gider? Bu konu e, acaba bir ittifakla sonuçlanır mı? Bütün bunların hepsine e, bakayım. Ben e, iki gün önce yazdığım yazıda TR724'te 2020'yi atlatamazlar demiştim. Kastettiğim şuydu: destek gün geçtikçe eriyor Erdoğan iktidarına, AKP iktidarına. Ayasofya bile tabanı konsolide etmedi ve Türk lirası baş aşağı giderken Erdoğan ikinci cumayı da orada kılmak zorunda kaldı ama gene durumu çeviremedi. Muhalefet durumun farkında. Akşener yurt turuna çıktı. Ayasofya tabanı konsolide edemedi. Babacan Davutoğlu boş durmuyor. İşte muharremince boş durmuyor. Biraz evvel baktık. CHP yönetimdeki Ergenekon süreci artıklarını temizledi. Tunca Özkan gibi İlhan Cihaner gibi. Öbür taraftan ekonomik durumlar kasada para bitti. Libya'dan başka kaynak yok. Bakanların biri gidiyor, biri geliyor Libya'ya. Dış destek bitti. Alternatif katkı gelmiyor. E, ülkede satacak bir şey de kalmadı. Ege, Suriye, Kıbrıs, Doğu Akdeniz neresi? E, bütün bu konularda Türkiye yalnız diplomasi de yapamıyor. 2020'yi atlatamazlar bu bir kehanet değil demiştim. Realite düşük olasılık da olsa belki bir lütuf yakalayıp 15 Temmuz gibi demir yumrukla ülkeyi birkaç sene daha idare edebilirler. Olabilir ama şunu da eklemiştim ihtimal zayıf. Bitmiş bir iktidardı esasen AKP rejimi ve 2016-15 Temmuz'unda gerçekten bir Allah'ın lütfu bir kurgu, bir kontrollü vesaire bir girişimle ülkenin ondan sonraki 4-5 senesini domine ettiler ve rejimi değiştirdiler. Erdoğan ve ortakları, koalisyon ortakları. Erdoğan'ın da AKP'nin son kullanım süresi doldu ama rejim değişir onu bilmem. Parlamenter sisteme dönülür filan onu da bilmem. E, bu konuda hanette bulunan da hata yapar. Ben sadece görebildiğim şey şu. E, görebildiğim şey Erdoğan ve AKP'nin siyasal ömrünün bitmesi. Bir diğer şey de şu, bunu da sonraki yazıda yazdım ki gemiden atlayan Bahçeli olacak. Orada anlattığım şey de şu, iktidar çok sıkışıyor. Ekonomik yönden çok sıkışıyor, diplomatik yönden çok sıkışıyor, dünyada yalnızlaşıyor. Ve bu sıkışma artacak. Ve yarın öbür gün canlarını sıktığı, zulmettiği insanlara, gruplara biz yaptık siz etmeyin diyecekler. Yani bu cemaat olabilir, Kürt siyasal hareketi olabilir, küstürdüğü liberaller olabilir, hepsi olabilir. Yandım anam diye feryat edecekler. Aman dileyecekler. E, yetişin, kurtarın bizi diye haber salacaklar. Ve bunda gerçekten samimi de olacaklar çünkü... Gerçekten canları yanacak. Fakat çok geç olacak. E, zulmettikleri insanlar kendilerine dönmeyecek. Ezbere yazmıyorum. Yetişin kurtarın bizi diye haber saldılar. Nereye? Cemaate. Bir seneden e, daha uzun bir süre önce ilk ağızdan dinlediğim hadise e, onay almadığım için ismini açıklamayacağım ama cevapsız kaldı bu çağrı. Yani anlaşalım, sulh olalım, barışalım. Hatta kanser illetine tutulup helallik isteyen bir insan. E, ilahiyatçı şeyleri vardı. Ne derler? Fetvacıları vardı. O da helallik istemiş işte haber göndermiş. O da cevapsız kaldı. bunları biliyorum. İlk ağızdan biliyorum. Hayrettin Karaman onun ismini vereyim. şimdi malum Meral Akşener'e çağrılar yapıyorlar. Birazdan basın turunda da göreceksiniz. Bunun farklı versiyonları olabilir. Yani Bahçeli ...bir evine dön çağrısı yapmış... ...Erdoğan da bunun farkında olabilir... ...veya Bahçeli... ...Meral Akşener'e bir çağrı yapıp... ...gel bir milliyetçi ittifak kuralım... ...Erdoğan'ı beraber icabına bakalım... Demiş, ...kastetmiş de olabilir... ...Meral Akşener de ona cevaben... ...ya parlamenter sisteme... ...geçmek şartıyla olabilir falan gibi bir şey dedi... ...birazdan basın turunda da göreceğiz... ...olay nereye gider bilmiyorum fakat... ...Erdoğan'ın Akşener'e ağır lafları... ...Akşener'in Erdoğan'a ağır lafları var ve ondan aylar sonra da biraz evvel fotoğrafını gördüğünüz köşk resepsiyonunda her ikisinin birbirlerine ne derler çiçek atması var. İşte bu resepsiyonda bu çekilen fotoğrafta görüntüde görüntülerde ne konuştukları anlaşılmıyordu ama bir samimi ortam olduğu anlaşılıyordu. Fakat Akşener'in "Tamam başkanım, oldu başkanım." dediği net bir şekilde anlaşılıyordu. 6 ay evvel Mart 2019 seçim kampanyasında birbirlerine en ağır sözleri söyleyen insanlar 6 ay sonra bir resepsiyonda işte samimi diyaloglar sergiliyorlar ve Akşener tamam başkanım oldu başkanım diyor. Evet siyaset böyle bir şey zaten benim siyasete tövbe etme nedenim de bu. Bunların hepsini genç yaşlarda Ankara'da gördüm de ondan sonra bir daha da olmaz olsun dedim. Her neyse e, be, e, bu e, ne zamandır Erdoğan rejimi su alıyor ve özellikle Akşener'in partisi iyi parti üzerinden cemaate sulh olalım teklifi gitti. Onu da anteparantez e, söyleyeyim. Belki e, Akşener'in partisi üzerinden nabız yoklandı veya Akşener kendi partisi üzerinden bir nabız yokladı... Cemaat sulh olmaya hazırsa falan, ben de belki bu işe girerim falan diye düşündü, bilemiyorum. E, fakat cevap keskin bir hayır oldu, Cemaat cenahından gelen cevap. E, belki de Akşener dediğim gibi bunun üzerinden bir siyasi rahatlama veya bir uzlaşma hedefledi, bilmiyoruz. E, bunun üzerine başka şeyler de gelmiş olabilir. Ama son bir senede yaşananlar gösterdi ki bazı sıcak temaslar olmasına rağmen. Mecliste bazı destekler verilmesine, parlamentoda bazı destekler verilmesine rağmen e, İyi Parti ile AKP bir araya gelmedi. Cumhur da Cumhur İttifakı da batıyor. E, Cumhur'dan kasıt halk tabii. E, cumhur İttifakı'ndan kasıt AKP, MHP. Bunu görmek için Akşener, Muharrem İnce, e, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan olmak gerekmiyor. Durum bu. Millet yani cumhur ağır bedel ödeyecek en az 8-10 sene ekonomik yönden iki yakası bir araya gelmeyecek. En iyimser ekonomistlerin de tahmini bu. AKP MHP koalisyonu ise işte ittir kaktır yürüyor. tek hareketle bitecek. Sonrası önemli. Yani sonra kurulacak sistem, sonra gelecek iktidar, sonra gelecek iktidarın ne yapacağı, güven tesis etmeyeceği, bir istikrar istikrarlı bir yönetim anlayışı ortaya koyup koymayacağı. Ve şu anda Muharrem İnce de, Meral Akşener de, Ali Babacan da, Ahmet Davutoğlu da o döneme hazırlanıyorlar ve artık iyi deniyi ortaya çıktılar ve çok da korkmuyorlar. Akşener işte batan gemiye binmedi, gemiden atladı gibi yorumları okudum. Kısmen katılıyorum, kısmen katılmıyorum. Katılmadığım tarafı da şu, gemiden atlayan esasen ya da gemiye binmeyen Akşener meselesi değil de gemiden atlayan esasen Bahçeli olacak. Ve Bahçeli ee, çok kritik dönemlerde kritik hamlelerle ülkeyi seçime götürmesi hükümetleri bozması vesaire gibi veya işte şu 2016-2020 sürecinde AKP'ye, rejimine Erdoğan'a verdiği destek ortada ee, küçücük bir parti küçücük bir grupla ama o destek yetiyor hayat öpücü oluyor ve işte parlamentoda blok oluyorlar ee, başkanlık sistemi geliyor konuyor vesaire ee, bütün bunların hepsi için yetiyor Bakalım iş nereye gidecek? Onu da zamanla göreceğiz. Belarus'ta seçimler oldu. Belarus seçimlerini Lukashenko kazandığını ilan etti. Belarus bir diktatörlük ve Lukashenko'nun seçimleri kazandığını ilan etmesi, kendi zaferini ilan etmesi Batı'da ihtiyatla karşılandı. İnanmadılar ama ben Belarus'a, Beyaz Rusya'ya gittim. Minsk'te, parlamentoda, başka e, siyasi birimlerde, gazetelerde vesaire temaslar oldu. O gün beraber gittiğimiz basın grubuyla İkinci Dünya Savaşı cephelerini gezdim falan. Aldığım, bunlar 10 sene kadar önceydi, aldığım yoğun izlenim Rusya'nın Avrupa'daki uzantısıydı o devlette gerçekten soğuk bir devlet ve baktığınızda gelenekten yani yoluna sokağına, insanlarına baktığınızda siyasetine baktığınızda genel havaya baktığınızda da zaten e, Beyaz Rusya adı üstünde bir Rusya'nın Avrupa'daki uzantısı olduğunu görüyorsunuz. O iş nereye gider? İşte muhalif liderler biraz kafayı kaldırdılar, biraz oy aldılar, biraz hareket oldu. Dünyada destek buldular ama Lukashenko belki son dönemini yaşar ayrı bir konu ama oradan çok fazla bir şey çıkar gibi görünmüyor. Hele Rusya'nın verdiği son destekten sonra. Dünyadaki en önemli gerçeklikte bu arada korona. Son birkaç haberi de okuyayım ben size. Mesela Almanya'da Covid-19'a yakalananların yaş ortalaması 52'den 36'ya düşmüş. Son derece dikkat çekici. Ve yine özellikle Rusya'da geliştirilen bir aşıdan söz ediliyor. Rusya'da geliştirilen aşıda ee, özellikle e, bir umut olarak pompalanıyor ama aşının hala deneme safhasında olduğunu da belirtelim. Gazetelere bakalım. Gazetelerde ilk e, sıradaki konumuz e, Ege'de ısınan sular olacak ve sonrasında da ekonomi ve e, COVID gündemiyle devam edeceğiz. Kendimi de ekrandan alayım bakalım gazete manşetlerinde ne var birlikte geçelim. Yeni Yaşam iktidar milyarları savaş için harcarken muhalefetten buna ciddi bir eleştiri gelmiyor. Krizin kaynağı savaş politikası demiş. Aydınlık sür manşetten masayı devirdiler sahada çözdük. Yunanistan diplomasi masasını devirdi. Mısır'la anlaşma imzaladı. Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal etti. Türkiye yanıtı sondajla verdi. Dışişleri Bakanı Yunanistan jestimizi anlamadı dedi diyor. Yeni Şafak çatışma dahil her şeye hazırız manşetiyle çıkmış. Türk basını, iktidar gülümündeki basın görüyorsunuz savaşı çoktan satın almış durumda. Karar korsan hamleye oruç reisi cevabı demiş muhalif görünen gazeteler bile iktidarın yanında nasıl hizalandı izleyin diye örnek olsun diye getirdim. Atina masayı böyle dağıttı milliyetin manşeti bugün bütün manşetlerde Yunanistan'la gerginleşen Ege'de ısınan sular var Yunanistan'la gerginleşen ilişkiler var. Milliyet diyor ki Türkiye'nin son anda durdurma kararı aldığı Almanya arabuluculuğundaki Yunanistan görüşmelerinde yaşanan detaylara milliyet ulaştı. Allah Allah. Büyük gazetecilik başarısı. Sözcü doğru mu? Sıkışınca şantaj siyaseti yapıyor. AB'ye sığınıyor. Yunanistan Akdeniz'e geliyor demiş. O da savaş tamtamları çalıyor. İktidarın yanında hizalanıyor. Yeni çağ. Yunanistan Avrupa Birliği'ne başvurdu. Bizi kurtarın. Esasen bu başlıkta biraz durup düşünmek gerekiyor. Belki de Erdoğan Amerika, Rusya söz konusu olursa kafayı kaldıramıyor ama Avrupa Birliği'ne işte hep bu konuda Yunanistan üzerinden, sınırlara göçmen, mülteciler üzerinden ayar veriyor. Burada da gene Avrupa'ya bir böyle bir, bir, bir hareket çekme var. Bakalım iş nereye gidecek IMF'ye 5 milyar doları hiç vermedik. Karardan okuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın IMF'ye 5 milyar dolar borç verdik sözleri tartışma konusu oldu. Merkez Bankası'nın eski başkan ve başkan yardımcısı IMF e borç istemedi. Biz de öyle bir para aktarmadık diye Erdoğan'ı düzeltmişler. Dünün konusuydu ama yani işte büyük bir yalan söylüyor. Göbens prensiplerindendir. Bakın ben size Göbens prensiplerini anlatayım. Burada hemen kitaptaki ilgili sayfadan Hitler'in yaptığı propagandalar sanatsal yapıdadır. Bu konulara çok önem verir. Hitler tüm konuşmalarında Alman halkı, halkının yüceliğini, intikam ateşiyle dolduğunu vurgulayarak İkinci Dünya Savaşı'na giden yolda küçük kıvılcımlar atmıştır. Bu noktada propaganda felsefesi şu şekilde oluşur. Göbels felsefesi. Hitler'in propaganda bakanı, bakanı Göbels. Halk büyük yalanlara, küçük yalanlara göre daha çabuk inanır. Asla kendinden başka bir seçeneğe hareket alanı bırakma. Asla kabahat üstlenme. Sadece bir rakibine odaklan ve kötü giden her şeyi, her şeyin suçunu onun üzerine yık. Hatalı olduğunu veya yanlış yaptığını asla kabul etme. Bir yalanı yeteri sıklıkla tekrarlarsan halk eninde sonunda ona inanır. Halkı her zaman ateşle, asla soğumasına izin verme. Asla rakibinin üstün bir yanı olduğunu kabul etme. Evet. İşte bir yalan söyledi Erdoğan ve o yalan üzerinden birileri düzeltmeye çalışıyor ama o yalanı alıp kabul edenler ne Merkez Bankası eski başkanını ne de yardımcısını dinliyor. Milli Gazete Sürmanşet, hazine 4.1 milyar lirayla daha boşlandı. Bir IMF'ye borç verme tartışmaları bir kez daha gündeme gelirken ekonominin gerçeği hazinenin borçlanmasıyla gözler önüne serildi. Hazine Maliye Bakanlığı adet edindiği üzere yine piyasadan borçlandı. Korkusuzdan okuyalım. İşsiz vatandaşlar böyle dert yanıyor. Cebimde tek kuruş para yok. Birkaçını okuyalım. Beş yıldır iş bekliyorum. Ne arayan ne soran var. İki çocuğum var. Eve ekmek götüremiyorum. Üniversite mezunuyorum. Bana ailem bakıyor. Bakmam gereken ailem var ama işsizim. Bugüne kadar hiç bu kadar işsiz kalmadım. Liyakat sistemi bitti. İş bulmamız çok zor. Evet. Bu feryatlar artarak devam edecek bu feryatlar artarak devam edecek devam tek kişinin tek kişinin yoksulluk sınırı 3728 tek kişinin yoksulluk sınırı 3728 TL 4 kişilik ailenin askeri, asgari geçim haddi ise 7733 TL Yeni Asya'dan okuduk Kur zammı korkusu satışları hızlandırdı. Dövizdeki yükselişle fiyatların zamlanacağı beklentisi birçok üründe satışları artırdı. İhtiyacını zamsız fiyattan almak isteyen tüketiciler mağazalarda yoğunluk oluşturdu. Özellikle televizyon, tablet, cep telefonu. Evet bu konuya baktık. Ali Babacan Durmuş Yılmaz'ın e, cevapları Merkez Bankası IMF meselesi. Yeni mesaj evet Covid gündemine geçelim. Sür manşetten Rusya aşıda atak davrandı diyor. Vladimir Putin'in e, koronavirüse karşı ilk aşı, aşıyı tescil ettiğini duyurmuş. Başka gazetelerde de bu var bakacağız. Ana yurt gazetesi okullar açılıyor. Veliler tedirgin demiş ki bütün dünyada bu durum geçerli. E, Ağustos sonu Eylül başı bütün dünyada okullar başlayacak. Hatta Amerika'da bazı okullarda şimdiden eyaletlere göre başladı. Bakalım ne olacak iş nereye gidecek özellikle çocukları korona e, konusunda zapturapt altına almak maske vesaire hijyen çok kolay değil bakalım iş nereye gidecek ama deneyecekler. Çocuklar da sıkıldı 4-5 aydır evde. Evrensel manşetten sağlık sistemi alarm veriyor demiş Ankara'da artan vakalarla yoğun bakım servisleri dolarken sağlıkçılar uyardı böyle giderse kentte sağlık sistemi çöker. Aa, günlerdir aynı şeyi söylüyorum. Pek çok vilayette yoğun bakım servisleri dolmuş durumda ama Sağlık Bakanlığı bunu inkar ediyor işine gelmediği için. Akşamdan okuyalım. İlk aşıyı kızma yaptılar demiş. İki kızı yukarıda biri Maria Putina ki o e, bu sahada çalışan e, bir e, kızı Putin'in Maria Putina onun olduğu söyleniyor. Kendisi üzerinde aşının denendiği. Soldaki de Katarina. Vladimirovna bilmem kim yani okuyamıyorum da isimlerini. Putin'in kızları tabi Putin bir diktatör ve kızların da köşe bucak saklıyor. Çok ortaya çıkmıyorlar. Bu fotoğrafları da güçlükle tespit edilebilmiş ve fotoğraflar veya eski fotoğraflar. İşte aşıyı anlatırken de ilk aşıyı kız kızıma yaptılar deyip yani ben kendi ailemden birini feda eder miyim? Dolayısıyla bizim aşı sağlamdır demeye getiriyor ne kadar güvenilmez bir lider olduğunu esasen kendisi de kabul ediyor. Ama dünya güvenmedi ve dünya Rusya'nın aşısını ihtiyatla karşılıyor. Onu belirtelim. O arada akşamdan okuyoruz bu haberi. Yerli aşı Mart'ta hazır diye üfürmüş akşam. Ne zaman yani Eylül dediniz olmadı, Aralık dediniz olmadı. Şimdi Mart'a mı kaydı? Üfür babam üfür. Bence batıdaki çalışmalardan birine ortak olsaydınız daha iyi ederdiniz. Çünkü batı ilacı geliştirirse, aşıyı geliştirirse önce kendi halkına uygulayacak. Üçüncü dünya ülkelerine uygulamayacak. Siz sıraya girseniz bile 2022'den önce size sıra gelmeyecek. Dedi dersiniz. Putin aşısı tutacak mı? Hürriyet'in manşeti. Putin dünya kamuoyuna heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Koronavirüs aşısını bulduk dedi. Haber ajansları haber siteleri son dakika olarak duyurdu ama bilim çevreleri aynı heyecanı paylaşmadı demiş. Zaten hürriyette de haberi manşetinde böyle bitirmiş. Putin bir aşı söyledi ama kimse de takmıyor, kimse de inanmıyor. Söz konusu Rusya olunca herkes ihtiyatla yaklaşıyor. Evet. Virüs halayı. Yasağa rağmen asker uğurlamaları hız kesmiyor. Bursa'da Asker eğlencesine katılan bin onlarca kişi sosyal mesafe kuralını içe sayıp el ele tutuşarak halay çekti diyor. Yüzlerce kişi görüyorum ben fotoğrafta soldaki fotoğraf sağdaki fotoğrafsa Ağrı Doğu, Doğu Beyazıt'tan devlet hastanesinde hemşire Sinan Doğan koronavirüs şüphesiyle gelen Selvika e, Selvika'ya özel çadırda test yaparken içeri giren yakınlarını sosyal mesafe konusunda uyarmış Selvika'nın oğlu yumrukla Doğan'ın burnunu kırmış. Salgın yavaşlamıyor, ders zili zor çalar. TR724'ün manşeti bugün. Günlük vaka sayısı 1200'e dayandı. Türkiye'de okulların 17 Ağustos'ta açılıp açılmayacağı en önemli gündem maddesi. Vakaların artış hızının azalmadığı şu günlerde diyor, okulların açılması zor görünüyor. Zira 100-150 vaka varken kapatılan okullar bugün 1200 vaka açıklanırken nasıl açıklan açılacak diye sormuş Sürmanşette. Geçelim siyasi gündeme. Akşener kimseyi yolda bırakmayız demiş. Parlamenter sisteme geçmek için destek isteniyorsa verilir. Kastettiği Cumhur İttifakı, kastettiği esasen Bahçeli. Eğer diyor Bahçeli parlamenter sisteme geçmek için destek istiyorsa veririz bu desteği diyor. E, muhalefet şerhi koyarak, şerh koyarak Bahçeli'nin çağrısına cevap vermiş. Evet Akşener geri adım atmıyor. Başta yaptığım analizi de haklı çıkarır noktada. Siyasi taktikler devam ediyor Bakalım nereye gidecek Muharrem İnce bir yandan ince bir yol ayrımı CHP zaman birlik zamanı Mahmut, Mahmut Lıcalı'nın Haberi Cumhuriyet'ten Parti sözcüsü Öztrak Muharrem İnce'ye ilişkin sorulara Bizim gündemimizde tenceresi boş olan Halkın çığlığı var Zaman iktidar yürüyüşü için birlik ve beraberlik zamanı Demiş eski genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın Muharrem İnce ile görüşmüş daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmüşlerdi. Belli ki arabuluculuk yapıyorlar iki taraf arasında. Ee, yeni bir hareket planlama başlatmayı planlıyor İnce. Perşembe günü basın toplantısı yapacak. Bakalım ne olacak? CHP İnce'nin olası suçlamalarına karşı hazırlık yapıyormuş bu arada. Millet İttifakı'ndan yanayım demiş. Bugün Sözcü Gazetesi'nin manşeti Meral Akşener. Sözcü Gazetesi bir yandan da Akşener'i bu kadar büyük görüp Erdoğan ilk kez Ali Babacan'ı muhatap aldı deyip vesaire yeni muhalif hareketlere veya Erdoğan sonrası döneme kapı aralayan veya kapı aralamaya çalışan bir tavır mı sergiliyor? Bilemeyiz ama siyasette kartlar yeniden karılıyor. Birkaç gündür de aynı şeyi söylemeye, yazmaya çalışıyorum. Yeni çağ. Akşener yola çıktıklarımızı yolda bırakmayız diyerek bir kere daha Cumhur İttifakı'na kapıyı kapatmış. Evet. Esnafa bir dokundu bin ah işitti diyor fotoğrafta da. Yurt turu devam ediyor. Bu da Dokuz Sütun gazetesinden gelsin. Akşener yakın zamanda seçim beklemiyorum demiş ama bir soruya yanıt verirken 2021 Haziran'ı olabilir belki demiş. Yani Haziran 2021 Sonbaharda veya yıl başında olacak gelişmelere göre Haziran ayında Türkiye erken seçime gidebilir diyor Meral Akşener. Enteresan. Cumhur İttifakı çatır diyor mu? Gazete Pencere'nin sür manşeti. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Akşener'e evine dön mesajını Gazete Pencere yazarı İbrahim Uslu analiz etmiş. Uslu'ya göre Bahçeli'nin hesabı başka diyor Gazete Pencere. Şöyle devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın misyonunu tamamlamak, Cumhur İttifakı misyonunu tamamlamak üzere yeni alternatifler üzerinde çalışılıyor. Siyaseti satranç oynar gibi planlayan Devlet Bahçeli, MHP ve Büyük Birlik Partisi ve İyi Parti'den oluşacak yeni bir milliyetçi ittifak için zemin yokluyor demiş. Haydi bakalım. Geçelim siyasi skandallara. Her üniversitede bir Hüseyin Baba Rektör babanın, rektör babamın bir çiftliği var. Pamukkale Üniversitesi'nde eşine özel ilan yayımlayan rektör Hüseyin Ba görevinden uzaklaştırılmış. Oysa o tek değil onlarca üniversitede rektörün kızı damadı yeğeni kritik noktalarda görevli diyor bir gün gazetesi toparlamış. Batman Üniversitesi rektörü Ayhan Dur Aydın Durmuş'un eşi mesela teknoloji oğlu mesela mimarlık fakültesinde görev yapıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi rektörünün 3 kızı bir damadı ve yeğeni üniversitede öğretim üyesi. Daha ne olsun bunlar bilinenler. Güçsüzlüğe dava o arada hükümet e, ne derler AKP kadınlarıyla Abdurrahman Dilipak'ın davası sürüyor efendim. AKP'li kadınlar köşe yazarı Abdurrahman Dilipak'ın fahişelik sövgüsüne karşı 81 ilde toplu halde suç duyurusunda bulundu diyor. Dilipak'ın üzeri çizilmiş durumda bakalım iş nereye gidecek ama Dilipak'ı kızdırmayın açarsa Pandora'nın kutusunu görürsünüz. Bakalım bekliyoruz. Bir gün hem sportif hem de politik aile federasyonu Abdülkadir Aksu'nun halasının oğlu Türkiye Voleybol Federasyonu yöneticisiymiş. Efkan Alan'ın küçük kardeşi Atletizm Federasyonundaymış. Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi de Atletizm Federasyonundaymış. İşte aile federasyonu diyor. Bunlar bilinenler. Yarın öbür gün devlete doğru dürüst bir idare geldiğinde doğru dürüst bir siyasi idare işleri ele aldığında görürsünüz ve göreceksiniz. AKP'liler ve bu soy sop sülale temizlenemeyecek yıllar boyunca. Erdoğan'dan sonra Fahrettin Altun da görüntülü mesajlar yüklemeye başladı. Eşi boş durur mu? Milat gazetesinden okuyalım. Türgev yönetim kurulu başkanıymış aynı zamanda. Cumhurbaşkanının propaganda bakanı Fahrettin Altun'un eşi Fatma Nur Altun. İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına girmiş. Şöyle demiş, böyle demiş. Önemli değil ne dediği haber oldu ya fotoğraflı. O yeterli. Son haber bir Türkiye gazetesi yalanı. Terörist bayık öldürüldü mü? Yani herhalde bininci kez öldürüyorlar Kandil'de. Sonra bir yerden tekrar çıkıyor, diriliyor. Sonra tekrar Türk basını böyle teyit etmeden. Yani bir de enteresan bir şekilde Öldü, öldürüldü, işte yaşıyor mu bilmem ne. Bir süre sonra yaşadığı ortaya çıkıyor. Sonra gene bıkmıyorlar, vazgeçmiyorlar bu tür haberleri yapmaktan. Tuhaf, tuhaflar, tuhaflar. Evet, böylelikle bir manşet turunu ve gündem turunu da tamamladık. Bir konu var ki gerçekten insanı çok yaralayan bir konu gündemde şu ara sosyal ağlarda onu da ekrana getireceğim ve onunla bitirelim. Murat Ongun paylaşmış İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü. Galata Kulesi'nde Kültür Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon görünümlü faaliyetlerden yansıyan görüntüler içimizi yaktı diyor. Suç duyurusunda bulunmuşlar. Yani görüntüye bakar mısınız? Yani inanılır gibi değil. Yani burası Galata Köprüsü şey Galata Kulesi ve çalıştıkları yer kulenin duvarları, taşları yani. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Evet. Evet. Nasıl bir harami çetesi ki yani taş taş üstü de koymuyor ve dümdüz ediyor, talan ediyor, geçiyor. Nasıl bir çete, nasıl bir şebeke. Musallat oldu ülkeye, inanılır gibi değil. Haftanın üçüncü günü, cuma günü manşet iki gündür yaptığı siyasi analizlere üçüncü ve son analizi de ekleyecek. Ve hem gelen eleştirilere cevap hem de yeni siyasi kulisleri barındıran ee, ...yeni duyumlarla e, biraz daha geliştirilmiş bir analiz olacak. İlk ikisini de özetleyerek. Cuma günü. 14 Ağustos Cuma günü. Haftanın üçüncü manşetinde buluşmak umuduyla şu anda huzurlardan ayrılıyoruz. Ee, herkese hoşça kalın. Kendinize mukayyet olun diyoruz. Daha evvel söylemiştim. Turan Görür Yılmaz Güne Bakış Salı Perşembe bu hafta izin yapıyor ama e, Cumartesi günü Erhan Başçifta perde arkası ekranda olacak. Geçen hafta yapamadılar. Pazar günü de Profesör İbrahim Öztürk'le Gerçek Ekonomi karşınızda olacak. Bu anonsları da yapalım. Hoşçakalın.